Arkadaşlar selamünaleyküm. Fransa Libya'da Türkiye'ye neden karşı sorusunun cevabını aramaya bir önceki video ile başlamıştık. O videoda Afrika ülkelerinin sözde bağımsızlığını kazandığı dönemden önceki sömürge faaliyetlerini konuşmuştuk. Sözde bağımsızlık diyorum ya, işte bunun sebebi bugünkü video ile anlaşılacak. Asıl şaşıracağınız kısımlar bu videoda. Fransa sahip olduğu gücü neye borçlu? Hani eski Fransız Başbakanı Jacques Chirac Mart 2008'de Afrika olmadan Fransa 3. Dünya ülkesi sınıfına düşerdi demişti ya, işte onu bu videoda daha iyi anlayacaksınız. Bugün odaklanacağımız 14 Afrika ülkesi var. Benin, Burkina Faso, Gine, Fil Dişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi ve Gabon. Bu ülkeler bağımsızlıklarını kazanalı ortalama 60 yıl oldu. Ama hala Fransa'ya sömürge vergisi ödüyorlar. Hem de miktarını duyunca şok olacaksınız. Yılda 500 milyar dolar. Afrika neden gelişmiyor? İşte bundan. Fransa Afrika'dan 2. Dünya Savaşı sonrası çekildi. Ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Eğer her şey yüzeysel olarak görünen gibi olsaydı, bağımsızlık sonrası Afrika'nın zenginleşmesi gerekirdi. Bir önceki videoda Afrika'nın sahip olduğu rezervleri saymıştım, tekrar saymayalım. Ama sadece altın bile orayı bugünden çok daha iyi bir duruma getirebilirdi. Olmadı. Çünkü Fransa sömürgelerinden hiç çekilmedi. Sadece biraz uyanış olunca taktik değiştirdiler. Bahsettiğim ülkelerde Fransız etkisi inanılmaz şekilde hissediliyor. Mesela hala kamu ihalelerinde, kamu alımlarında Fransız şirketlerine öncelik tanımak zorundalar. Eğer Fransız şirket ihaleyi almayacaksa başkasına verebiliyorlar. Ülkelerin büyük ekonomik varlıklarının tamamı da Fransız şirketlerinin elinde. Bölgede binin üzerinde büyük Fransız şirketi var. Mesela Fil Dişi Sahili'nin büyük bankaları, su, elektrik hizmeti veren kurumları, limanları, ulaşım sektörü tamamen Fransız şirketlerde. Hatta ülke genelinde ticaret, inşaat ve tarım da yine Fransız kontrolünde. Fil Dişi Sahili'nin kendi ülkesinde kendisine ait neyi var? Hava, yani oksijen. Nefes aldıkları için ödeme yapmıyorlar kimseye. Peki ülkeler neden baş kaldırmıyor? Bu sorunun aslında 3 cevabı var. Birincisi bağımsızlık verdikleri ülkelerde başa geçirdikleri isimler. Çoğunluğu Fransa'nın beyin yıkama sürecinden geçirilmiş özel isimlerdi. Aslında sadece liderler de değil, bürokratlar da özenle seçildi. Haliyle bunların çoğu Fransa'nın çıkarı için çalıştılar. Tabii ülkelerini satmak karşılığında Fransa bunlara krallar gibi baktı. İkincisi ise Gine üzerinden verilen mesaj. Gine'nin ilk devlet başkanı Touré, 1958'de Fransız sömürge imparatorluğundan çıkmaya ve ülkesini bağımsızlığa götürmeye karar verdi. Fransa'nın ne istediğine bakmadan özgür bir ülkeden bahsetti. Fransa buna çok sert tepki gösterdi. Gine'de o dönem 3000 Fransız yaşıyordu ve ülkenin zenginlik namına her şeyi bu 3000 kişiye aitti. Paris'in talimatıyla ülkeyi terk ettiler ama giderken bütün mal varlıklarını da götürdüler. Okulları, hastaneleri, bütün kamu binalarını kullanılamaz hale getirdiler. Araçlarını ezip imha ettiler. Taşıyamadıkları ne varsa orada kullanılamaz hale getirdiler yani. Çiftliklerindeki hayvanları bile öldürdüler. Gine çok zor bir döneme girdi. Bu tepki o kadar sert etkiler oluşturdu ki diğer devletler buna cesaret edemedi. Touré bu olaylardan sonra yoksulluktaki özgürlüğü kölelikteki zenginliğe tercih ediyoruz demişti. Başka hiçbir lider bunu diyemedi. Deselerdi sadece bir defa bedel öder ve kurtulurlardı. Demediler, 60 yıldır bedel ödüyorlar. Üçüncü sebep uzun süreli bir çalışmaydı. Fransa 3 kavramı kullanarak oradaki insanların benliklerini ellerinden aldı. Batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme. Bu 3 kavramı çok ciddi bir sömürme metodu olarak kullanıyorlar. Toplumları bunlarla dejenere ediyorlar. Bölgede kültürel anlamda en çok direnen grup Müslümanlardı. O yüzden bu 3 kavramla onların üzerine özellikle oynadılar. Kendi kontrollerinde İslami okullar kurdular. Müfredatlarını kendileri belirlediği için Fransız sömürgesi Afrika ülkelerinde İslami yaşantının içini boşalttılar. Moda adı altında insanları tesettürlerinden uzaklaştırdılar. Bölgede 7/24 müstehcen yayınlar yapan müzik kanalları kurdular. Yani medyayı da çok güçlü kullandılar. Bazı bölgeler öyle bir hale geldi ki Kurban Bayramı'nı barda bira içerek kutlayan topluluklar oluştu. Dindar olsun ya da olmasın, iki grup da fikirleri için direnir ama arada kalan topluluklar genellikle rüzgarın estiği yöne doğru savrulur. Afrika'da bazı bölgelerde bu savrulma hakim şu an. Zaten sömürge frankına bu sayede geçilebildi. Sömürge frankı kavramı duyanı şaşırtıyor, hala mı diye. Bir de frank artık tedavülde olmayan bir para ama Afrika tedavülde olmayan paraların da kullanılabildiği bir yer.
Evet, 2020 yılında hala böyle saçmalıklarla insanlar sömürülüyor. Bağımsızlıklarını ilan eden Afrikalı devletler sömürge frankıyla Fransa'ya göbekten bağlı hale geldi. Fransa bu parayı 1945 yılında Charles de Gaulle'ün imzaladığı bir kararname ile tedavüle soktu. Adı Afrika Fransız Sömürgeleri Frankı'ydı. Buraya dikkat edin, şeytani bir aklın ürünü şu an anlatacaklarım. Bu para Afrika ülkelerinin para birimi olsa da orada değil, Fransa'nın Lyon şehrinde basılıyor. Alım gücü Paris'te belirleniyor. Ülkeler için Fransa'da merkez bankaları kurdular. Bu bankalar ilgili oldukları ülkelerin parasını basıyorlar. Paraların üzerine de o ülkelere ait figürler basılıyor. Bu şekilde insanlar uzun süre benimseyerek kullanıyorlar bu parayı. Fransa bu para birimiyle Afrika'nın zenginliklerini bugün bile Paris'e aktarmaya devam ediyor. Afrika ise sürekli değer kaybeden bu para yüzünden gittikçe daha da fakirleşiyor. 1946 yılında bir sömürge frankı 1,70 Fransız frankına eşdeğerdi. 1948'de bu oran 2'ye çıktı. Yani Fransız frankından 2 kat daha değerli bir paraydı. Ama hızla sömürge frankı değer kaybetti. 1960 yılına gelindiğinde bir sömürge frankı 0,02 Fransız frankına denk oldu. Yani tamamen eridi. Bu düşüş devam ediyordu. Bir de Avrupa Birliği ülkeleri avroya geçince Afrika'nın parası tamamen değersizleşti. 1 avro 655 sömürge frankı karşılığında sabit işlem görmeye başladı. Avro'nun ortaya çıkışı 10 yıl süren iyimser bir tabloyu da bitirdi. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Afrika'da iş çatışmalar azaldı. Bunun etkisiyle ülkeler büyümeye başladı. Bazı yıllar büyüme %10'lara kadar ulaştı. Ama Avro'nun etkisiyle para değerini tamamen kaybedince büyüme de tamamen durdu. Afrika ülkeleri bu parayı kullanmanın onlara sınırsız bir uluslararası güven verdiğine inanıyorlardı başta. Ama bu inanç neredeyse tamamen kırılmış durumda. Bu parayı kullanmanın bedeli ellerindeki rezervlerin %50'sini her yıl Fransa'ya Merkez Bankası'na vermek. Bunun bir diğer sebebi de sömürge vergisi. Yüzsüzlük nedir diyen olursa bunu hatırlayın. Fransa yüzyıllarca Afrika'yı sömürdü, sırtlarından zenginleşti. Sonra sözde bağımsızlık verirken de dedi ki, bana sömürge vergisi ödeyeceksiniz. Çünkü ben size burada olduğum süre içerisinde çok para harcadım. Ülkelerinizi kalkındırdım, altyapı çalışmaları yaptım. Bunun karşılığı olarak da Afrika ülkeleri her yıl gelirlerinin %50'sini Fransa'nın Merkez Bankası'na veriyorlar. Toplamda bu rakamın yılda 500 milyar doları bulduğu söyleniyor. %50 de insaflı zamanların ürünü. 1960'da %80'di bu oran. 2012'de %65 oldu. Şimdi yarı yarıya. Peki bir Afrika ülkesi, bugün için konuşuyorum. Parasının %50'sini Fransa'ya verdikten sonra kalan parayla ülkeyi çeviremezse ne oluyor? Burası işin en sinir bozan kısmı. Fransa'dan borç istiyorlar. Borçta da maksimum Fransa'ya verdikleri kendi paralarının %20'sini alabiliyorlar. Bunu anlamak çok zor. O yüzden tekrar ediyorum. Afrika ülkeleri paralarını Fransa'ya veriyor ve para lazım olunca faizle Fransa'dan borç alıyorlar. Eğer talep ettikleri miktar %20'yi aşarsa Paris yönetimi talebi veto ediyor. O yüzden fazlası lazım olunca uluslararası kuruluşlara ayrıca borçlanıyorlar. Hala bu 14 ülke içinde memur maaşlarını ödeyebilmek için IMF'den borç alanlar var. İşte bu şeytani oyun Fransa'yı o kadar ihya ediyor ki buna dokunanı Afrika'da yok ediyorlar. Avrupa'da da tepki geldi daha önce ama onu duymamış gibi yaptılar. İtalya'nın başbakan yardımcıları geçen yıl bu konuda konuştular. Akdeniz'deki Afrikalı göçmen ölümlerinin ve Afrika'daki fakirliğin tek sebebi Fransa'nın sömürge frankı sistemi dediler. Bu açıklama gündeme oturdu. Önce duymamış gibi yaptı Fransa. Sonra çok tepki olunca Macron benim muhatabım onlar değil, İtalya başbakanı dedi. İtalya Başbakanı da bu tartışmanın İtalya'ya bir faydası olmadığını söyledi ve konu kısmen de olsa kapandı. Afrika'da bu duruma hiç mi ses çıkaran olmadı derseniz aslında oldu. Bu sistemi eleştiren liderler de oldu. Hepsi ya iç savaşa sürüklendi, ya başına terör bela edildi ya da darbe yapıldı. Afrika kıtasında son 50 yılda 26 ülkede 67 darbe yaşandı. Bu ülkelerin 16'sı eski Fransız sömürgesi ve Fransa'nın haberi olmadan kuş uçmayacak ülkeler. 67 darbenin 45'i bu 16 ülkede yaşandı. Yani Fransız parmağı var hepsinde. Bedel ödeyen liderlerden en iyi tanıdığımız isim de Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi. Kaddafi ölümünden hemen önce iki şey için uğraşıyordu. Afrika'ya ait bir merkez bankası kurmak ve avro benzeri bir Afrika parası oluşturmak. Bundan sonra başına gelenleri biliyorsunuz. Tüm bu olaylara rağmen Afrika'da bir uyanış var. Yani 21. yüzyıl Afrika'nın kendisini keşfettiği yüzyıl oluyor. Fransa artık eskisi kadar rahat değil. Mesela yakın zamanda Fransa ordusu için bir program başlattı. Ordu ihtiyacını karşılamak için Kamerunlu gençleri askere almak istedi. Bu proje Kamerun'da halkı ayaklandırdı.
Macron'un ordusunun ihtiyacı varsa Fransızlar daha çok çocuk yapsınlar, bizi ölüme davet etmesinler diye tepki yağdı. Bu sadece Kamerun'da da değil, Afrika'nın genelindeki bir durum. O yüzden Fransa tarzını değiştirmeye başladı. Macron fil dişi sahilini ziyaret ettiğinde sözde geçmişiyle yüzleşti. Ülkesinin burada hegemon olarak bilindiğini, Fransa'nın sömürgecilik tuzaklarına düşmesinin bir hata olduğunu söyledi. Afrika nüfusu genç. Afrika genelinde nüfusun yarıdan fazlası 19 yaşın altında. Macron da buna güvenerek ülkenizin 3'te 2'si sömürgeciliğin ne olduğunu görmedi bile. Ben de Afrikalıları yeni bir dostluk ilişkisine davet ediyorum dedi. Bu elbette ikiyüzlü bir oyun. Afrika uyandıkça ne kadar koparabilse kar diye bakıyorlar. Çünkü Fransa Afrika olmadan bir hiç olacağının farkında. Eski Fransa'yı savunarak sadece biriken nefreti üzerlerine çekeceklerdi. Geçmişleriyle kavgalı gibi görünerek sempati kazanmaya çalışıyorlar. Fransa böyle ikili oynamayı iyi bilir zaten. Mesela dünyanın neresinde bir nükleer santral inşa edilecek olsa hemen Fransız sivil toplum kuruluşları ayağa kalkar. Ama Fransa'da 59 tane nükleer santral var. Dünyanın bu konuda önde gelen ülkelerinden biri. Yeri gelmişken şunu da belirtelim. Bu nükleer santrallerde kullanılan uranyum da yine Afrika'dan, Nijer ve Mali'den getiriliyor. Fransa'da nereye baksanız Afrika'dan izler görürsünüz. Libya'da neden bize karşılar sorusu yavaş yavaş cevaplanmaya başladı muhtemelen. Ama son noktayı bir sonraki videoda koyarız. Çünkü Afrika için Türkiye, Türkiye için Afrika ne anlamlara geliyor? Ve Afrika'da bizim varlığımızdan neden bu kadar tedirginler sorularının cevapları serinin 3. yani son videosunda. Allah'a emanet olun.